Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon turistler. Haftalık muhim haberler programımızda görüşmelerine kızgın karşı alınız. Ben Abdullah Yalpın. Programımızda bir hafta içinde vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibiyle alakadar bulup ötken en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kaynağımızda kıtanlar ekranımızda bulsun. Fransiya parlament azası Tayvan'dan bir devlet ikerlikini tekledi. Tayvan'da ziyarette bulgan Fransiya Kengeş Palatası azası Alan Richard aldıngı cüme Xitay'nın narazılığına karmay, Tayvan'dan bir devlet ikerlikini tekledi. Amerika avazının bu haqtaki haberde bildirilmişçe, Fransiya Kengeş Palatası'nın Tayvan'a evetilgen vekiller ümükinin başlığı, Fransiya'nın sabah devlet müdafiye ministeri Alan Richard, aldıngı hepte Fransiya Kengeş Palatası azaları bilen Tayvan'ı ziyaret kılgan bulup, Peşembe Tayvan Prezidenti Tsai Ing-wen bilen Prezidentlik Mehkemesi de görüşken. Körüşüşte Tsai Ing-wen, Richard'ın Xitay'ın narazılığına karmay Tayvan'ı kollaş meydanında çan turduğallıkını maktab, onunla Allah'ı orden takdim kılgan. Alan Richard, Cuma günü Taybi'de ötküzülgen muhbirlerine kütüleş yığında, bu aralının ve bu devletin ismi Tayvan'dur degen. O yana Fransiyadaki Tayvan Vakalethanesi'nin ismini özgertişini kollaydıgallıkını tekitligenden sırt, Fransiya Tayvan münasebetinin çoğunkurlaşışı ve kılıplaştırılışı, İqtisat, maarif ve ilimpen sahesi de tıxımı köp hemkarlık ornitişini ümit kıldıgallıkını. Fransiyanın bu meselde tıxımı köp mesuliyetini üstüge ilip, Hindi-Tinich Okean rayonu da tıxımı köp işlerini kılışını ümit kıldıgallıkını bildirgen. Xitay Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Zhao Lijian şu günü kattık narazılık bildirip, dünyada birli Xitay'nın barlığı, Tayvan'dan Xitay'nın ayrılmaz bir kısmı ikerliki, Tayvan'da devlet deyiş Fransiyanı öz içi algan halkara cemiyetinin orta tunuşuğa uçuk aşkarı xilap ikerliki haqqıda jar salgan. Melum buluşça, Fransiya Kengeş Palatası vekiller ömekinin Tayvan'da ziyaret kılış planı bir neçe ay ilgiri elan kılıngan bulup, Xitay'nın toskulluğa uçurgan idi. Kerindaşlık uçuruşçi ve Milli Birlik Şurası muvaffakiyetlik ahırlaştı. Bosniya paytaxtı Sarayevo'da 2 gün davamlaşkan 13. nöbetlik Şerqi Türkistanlıklar Kerindaşlık Uçuruşçi ve 4. nöbetlik Milli Birlik Şurası 10. oktyabr muvaffakiyetlik ahırlaştı. Bu yıllık Kerindaşlık Uçuruşçi ve Milli Birlik Şurası dünya siyaseti künsüre ciddi özgür vatkan, Şerqi Türkistan davasının halkara siyasi sahindeki oranı yükselü vatkan bir peytte, vaziyetke mas kademde hareket kılış, tuğuluvatkan fırsatlardan önümlük paydalanış, şundakla kelgüsü bir yılda Şerqi Türkistan davası da kılınışı zürür dep karalgan hareketlerinin konkret planını tüzüp çıkış meksisi de uğurlaştırılgan bulup, yığında 10 netçe devletten kelgen 40 netçe teşkilatının vekilleri, akademikler ve cemaat erbapları bulup, 120'den artık vekil katlaştı. Bunlardan sırt Avrupa, Amerika, Türkiye ve Balkan devletlerden kelgen muhim şahıslar, teşkilat vekilleri ve diplomatlarımı yığınğa iştirak kılgan bulup, Şerqi Türkistan meselesige yakından köngül bulubatkan tarapları bilen alaqa ornitip, kelgüsüdeki hizmetler haqqıda dastlabki qadamda plan tüzüldü. Yığında Bosniya ve Şerqi Türkistan devletinin kuruluş jarayanı siliştirmisi, özgürüvatkan dünyadaki Şerqi Türkistan davası ve taraqqiyatlar ve kün tertipler, Garip devletlerinin Xitay siyaseti, tehditler ve fırsatlar, İslam dünyasının Xitay siyaseti ve tehditler ve fırsatlar, Afganistan Uttur Asya vaziyeti ve Şerqi Türkistan meselesi, Xitay'nın özgürüş ihtimallığı bolgan senaryesi, Şerqi Türkistan davasının teşkilatçılıktan devletçilikke terakki kılışı, Şerqi Türkistan davasının kelgüsü kademleri katarlık temalar müzakere kılındı. Yığında tövendeki muhim noktalar oturğa koyuldu. 1. Xitay'nın universal kımmet karışlarına ve insaniliğe tamamen zıt bolgan siyasi sistemisi, medeniyeti, ictimai kültürü ve halkara münasebetlerdeki hile neyranlarını içip taşlaş ve agahlandırış. 2. Garip devletleri de hareket kılıvatkan insan hakları teşkilatları, İslami hareketler ve her sahe şahısları bilen Xitay'a karşı hemkarlık ornatış. 3. Şerqi Türkistan teşkilatlarının teşkilat sistemisini terakki kıldırış, mutakhasilişini küçeytiş ve kesbi mutakhasiler koşununu küçeytiş. 4. Şerqi Türkistan meselesi de İslam dünyasının kolunuşunu kolga keltiriş ve İslam dünyasını Xitay tehditlerinden agahlandırış. 5. Şerqi Türkistan davasının asasi prensiplerini koyduğun asasta özlere hemkarlık ornatıp, herkili kişilerinin hırsızlığa takabül duruş, okşumağın fikirler ve türlü teşkilatlar arasındaki hemkarlığını küçeytip ve ortak hizmetlerini köpeytiş. 6. Teşkilatlar otursa da hemkarlıkka tosalgı bulduğun bağlık amıllarına karab çıkıp, öz ara işiniş, düşüniş, kollaş ve kokdaş ruhini ornatış. 7.
İslam ellerinde, cümleden Uttura Asya ve Balkan devletlerinde halk diplomatiyasını kanat yaydırıp, Şerqi Türkistan davasının halkaralaşışını yanımı bir balla yukarı götürüş, her hal tıllarda teşvikatını küçeytiş. 8. Yaşlarının təlim tərbiyə quruluşuğə alahide əhmiyyət veriş. Kelgüsüdə dava sipidiki layaqatlı yaşlarının yetilişi üçün mühim bolğan türlü xizmətlərini çıng tutuş. 9. Şərqi Türkistan müstəqilliyinin vaz keçməz prinsip ikənlikini hər vaqt təkidləş. Şərqi Türkistanın işğal qılınğan tupraq ikənlikini qəbul qıldırışqa tirişiş. Yığın qatnaşıqçıları 2 gün jarayanında yana tövəndigidek təklif fikirlərini oturğa qoydu. 1. Xitayni qollavatqan dövlət və orqanlar bilan görüşüb, onların Xitay bilan bolğan diplomatik əlaqəsindən faydalanıb Şərqi Türkistan məsələsində Xitayğa bisim qılışqa çağırış. 2. Xitay bilan çoğ dövlətlər oturusidiki ziddiyyətlərdən ünümlük faydalanış. 3. Xitaydaki Şərqi Türkistan davasında çoğ rol oynayan ölümalar siyasi yollarının iş izlərindən təcrübə savaq eləş. 4. Ayalların davadaki rolunu aktivləşdiriş. 5. Xitayğa rəqib güclərgə nisbətən Şərqi Türkistanın strategiyalik əhmiyyətini təkidləş. 6. İslam dünyasına qarata yeni plan qədəmlərini tüzüb çıxış. 7. Xitay və İslam dünyası oturusudaki mühim kilişimnamelərini inçikə tədqiq qılış. 8. Ərəb dövlətlərində ilmi tədqiqat və təşviqat xizmətlərini qanad yaydırış və xəliq diplomatiyasını küçəytiş. 9. Balqan və Uttura Asiya dövlətləri bilən bolğan münasibətini küçəytiş. Şündaqla bu rayonlardaki xəliqlərinin Şərqi Türkistan davası haqqıdaki düşüncəsini yuqur kütürüş üçün onların tilidiki kitab, jurnal və başqa axbarat vasitələri arqalıq Şərqi Türkistan davasını tunuşduruş. 10. Təşkilatlarının acizlik və artıqçılıqlarını yaxşı analiz qılış və başqa təşkilatlarını özüge tuluqlama dəb görüş. 11. Şərqi Türkistanlıqlar arasındaki həmkarlığını küçəytib, Uttura Asiyada Özbəkçə, Qazaqça, Qırğızca və Rusça təşviqatlarını köpəytiş. Şərqi Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti oralaşdırıb kilovatqan Şərqi Türkistanlıqlar qeyrindaşlıq uçuruşu və Şərqi Türkistan Milli Birlik Şurası bu yıl Şərqi Türkistan xalqıga oxşaşla uzun yıl kommunizmnin türlük ziyankeşliklərgə uçurğan. Keyin Ali İzzet Begovic'in rehberlikide uzun yıl küreş kılıç neticesinde müstakil devletke aylangan Bosniya'da ötküzülgen bulup, Şarkı Türkistan davasını Balkan devletlerine kengaytışta mühim ehmiyet ige edip karanmakta. Bosniya'daki bu kıtımlık yığın ötküzülüşke bir neç gün kalganda, Xitayning Bosniya'daki baş elçisi Jiping Bosniya'da çıkıdığan azatlık gizitide makale elan kılıp, Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini aklaşka, Uyghurlarının tarihini burmulaşka urungan idi. Ve Bosniya hükümetinin atanmış Şərqi Türkistanca güçlerinin Bosniya'daki faaliyetlerden agah buluş kerehliki hakkıda car salgan idi. Xitay yakınki mezgillerde gulgula kozgulgan ayıplaşlarını numusuzlarca inkar kıldı. Yakınki bir neç hafta içinde dünyadaki nüfuzluk akbarat organları Xitay'nın bir kısım cinayetleri hakkıdaki paketlerini haber kılgan bulup, Xitay dairelere yeni akbarat elan kılış yığınıda bu cinayetlerini bütünle inkar kıldı. Tanrıtağ torunun haberde bildirilmişçe, 11. Oktyabr Beijing'de atılmış Uyghur Avtonom rayonluk hükümetinin akbarat bayanatçısı Xu Guishan, Elijan Anayat Qatarlıqlarının riyasetçiliği bilen Şarkı Türkistan'a alakadar 57. növetlik akbarat elan kılış yığını ötküzgen. Xitay dairelere akbarat elan kılış yığında yana Kaşkar Yetkah Camiyasının hatipi Mehmet Cuma Qatarlıq Xitay'a sadık hizmet kılıbatkan şahıslarını Şundakla Şarkı Türkistan'ın her kaysi caylarındaki bir Türküm ammine Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıbatkan cinayetleri hakkında yalgan güvahlık bergüzgen. Ular akbarat elan kılış yığını da kılıplaşkan sözlerini tekrarlap, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıbatkan ceza lagerlerine kamaş, mecburi emge kesiliş, Uyghur penzetlerini ailelerden ayırıp, Xitaylaştırıp terbiyeleş, kız ayarlarını defsanı kılış, nüfuz çekleş, İslam dinini Xitaylaştırış katarlık cinayetlerini inkar kılgan. Kaşkar Hedgah Camiyasının hatipi Mehmet Cuma Xitay'nın dinini bastırış cinayetlerini inkar kılgandan sırt, Hedgah Camiyasının dervasıdaki ayet yazılgan levhenin ilvitilgeliki hakkıdaki eyipleşlerini inkar kılıp, levhenin uzun yıllar mabeydide uprap, xatlarının üçüp ketkerlikini, onu yığılıp eslige keltürgendinkin, mescidinin hoyla tımığa isip koygallıkını dava kılgan ve aldın tayarlangan levheni kamerada körsetken. Aynen ahire Val Kudüs'e gizli Xitay dairelerinin Şarkı Türkistan'daki 21 Uyghur bayının 85 milyon dolarına yakın mal mülkini kim artı kılıp situatkarlıkı hakkında tepsili haber elan kılgan idi. Yığında Xitay bu cinayetini bütünle inkar kılgan bulup, onların hemisinin terörlük, milli üçmelli katalık cinayetleri bilen kolga ilinganlıkını ve ceza hüküm elan kılganlıkını, mal mülkinin mu Xitay kanunu boyunca müsaadere kılganlıkını car salgan.
Xitay bayonatçıları bularının içi de danlı sodiger Abdüjelil Xilil hakkında tepsili toxtilip, onun hazır atalmış terörlük cinayeti bilen teşhirul vatkallıkını, bankinin karısını tölmügelliki üçün kipirlike koyulgan mal mülükünün mecburi kim artu kılıp setilgallıkını dava kılgan. Xitay bayonatçıları yine aldın kalpte Xitay'nın Şerqi Türkistan'daki cinayetlerini paş kılgan sabık Xitay sahçının guvahlıklarını ve putulayı rad kılgan. O bayan kılgan ehvallarının birisinin mu mevcut emezlikini car salgan ve eğer halisanlar o sahçının uçurları bilen teminlanlar. Biz onun salayetine teşhürüp bakaylı. Çünkü bunun burunmu sahçı kıyafetine kirvilip, yalgan guvahlık belgeler çıkan deb numusuzlarca bildirilgan. Xitay boğtumluk akbarat elan kılış yığınıga Allah'a teyala kılgan bulup, yalgan guvahlık belgüzgen halık ammasının sanımı burunkıda köp bulgan. Gözetkücüler Xitay'nın yalgan guvahlık belgüzüş, yalgan delil ispat uydurup çıkış hatalık usulları bilen halkara cemiyetinin közünü bu yaşka orunu atkallıkını, Şerqi Türkistan davası üçün herket kılıp atkan herkaisi teşkilatlarının şundakla muhacirettiki Şerqi Türkistan halkının guvahlık veriş, Xitay'nın teşvikatıdaki sahtipazlikini paşkılış, herkaisi devletlerdeki teşvikatını tıxıma küçeytiş arkalık, halkarada Xitay'nın hakiki ebdi beşirisini içip taşlaş kerehlikini bildirişmekte. Xitay muhim orunğa jaylaşkan Taşqorğan aerodromining qurilishini bitirdi. Yaqında Taşqorğan aerodromining uchish rayonining qurilishi tamamlangan bo'lib, yil oxirida qatnash boshlash planlangan. Tangirtaq torining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Taşqorğan aerodromidagi aviatsiya binosi, aviatsiya boshqurish binosi va yondosh ishlab chiqarish qo'shimcha aslarlarining asosiy gavda qurilishi bitib bo'lgan bo'lib, navbatda zinnatlash, uskunalarni qurashtirish, birlashma sinov qilish qatorlarini o'z ichiga olgan to'ylar bo'yicha tashrif o'tkazilishini kutmoqdigan. Taşqorğan aerodromi Taşqorğan Tojik avtonom nohiyasining 19 km janubida bo'lib, dengiz yuzidan egizligi 3252 metr, Qashqar shahriga taxminan 300 km kelgan. Yer ko'lami taxminan 14 kvadrat kilometr kelgan mazkur aerodromda 1 milliard 630 million yuan mablag' silingan bo'lib, atalmish Uyg'ur avtonom rayonining 13-chi 5 yillik planidagi nuqtalik aerodrom qurilishi turi hisoblanadi ekan. Aerodromda yillik yo'lovchi tushish miqdori 160 ming odam qitim. Yuk kirgizish chiqarish miqdori 400 tonna bo'lib, yilda 1900 qitim uchish qo'nish ehtiyojini qondira oladi ekan. Ma'lum bo'lishicha, sayohatchilar odatda Qashqar shahridan avtobusga o'ltirib 5 soatda undan yetib boradigan bo'lib, aerodrom bitgandan keyin Taşqorğandan Qashqar, Yakan, Urumchi, G'ulja, Aqsu qatorliq shaharlarga havo qatnashi boshlandi ekan. Kuzatkuchilar Xitoy rejimining yaqinqi mazgillarda Sharqiy Turkistonning havo, temir yo'l va tashyul qatnashining tez sur'atda kengaytish orqali Xitoy ko'chmanlarini Sharqiy Turkistonga yerlashishga rag'batlantirayotganligini va Sharqiy Turkistonning boyligini toshishga asoslar yaratayotganligini. Shuning bilan birga Qashqar viloyatidagi Tashqorg'on nohiyasining Tojikiston, Afg'oniston va Pokiston bilan chegaralanganligini. Xitoyning bir balvoq bir yo'l plani uchun jo'g'rafiyalik o'rni intayin muhim bo'lgan bu joydagi aerodrom qurilishini putkizishga oldirganligini bildirishmoqda. Yaponiyaning hokimiyat beshidagi partiyasi Xitoyga qarshi maydonini ta'kidladi. Yaponiyada hokimiyat yurgizayotgan Liberal Demokratchilar partiyasi 12 oktyabr saylam xitobnomasini e'lon qilgan bo'lib, Xitoyga qarshi turishni nuqtaliq ta'kidlagan. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Yaponiya Liberal Demokratchilar partiyasi bugun 31 sentyabrda avom palatasidagi saylamda o'qigan saylam xitobnomasini e'lon qilgan. Xitobnomada partiya yuqumga xotima berish, o'tira tabiqini qayta qurish va kunsira tahdid bo'layotgan Xitoyga qarshi turishga va'da bergan. Yaqinqi raisinash natijasidan ma'lum bo'lishicha, Liberal Demokratchilar partiyasining rahbari va bosh vazir Fumio Kishida vazifaga o'tirib bir haftadan keyin xalqning uni qo'llash nisbati xeyli yaxshi bo'lgan. Navbatda Liberal Demokratchilar partiyasi va hokimiyat ittifoqdagi komito partiyasining avom palatasida ko'p qism o'rinni saqlab qolish nishonining amalga ishi mo'ljallanmoqda ekan. Bildirilishicha, saylovchilar yuqumni tugutish va ojiz iqtisodni qayta qurish uchun hal qilg'ich tadbirlarni qo'llanishni planlagan hukumatni ko'rishni arzu qildi ekan. Liberal Demokratchilar partiyasi xitobnomasida yuqumning oldini olish, jumladan bu yil virusga qarshi dori bilan ta'minlash, iqtisodning ishchi va boylikni qayta taqsimlashni asos qilgan yangi kapitalizmni amalga oshirish planini ta'kidlagan. Xitobnomada yuqumning ta'siriga uchirgan o'tira va kichik korxonalarni qo'llash doirasini kengaytirib, kasb sohasiga yangi kirgan korxonalarga to'liqlama berilganligini o'tirga qo'yilgan. Bexatalik masalasida Xitoyning Tayvan bo'g'iziga yaqin harbiy harakatni kengaytirish masalasi va G'arb Tinch okeanidagi Xitoy bilan Yaponiya talash-tortish qilayotgan orollar masalasiga qayta qarab chiqadiganligini bildirgan. Liberal Demokratchilar
partiyasi xitobnomasida yangi hukumatning davlat mudofaa hamjihatini oshirishga kuchaytirganligini, hatto ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatining 2% dan oshirish mumkinligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, yaqinqi necha 10 yildan beri Yaponiyaning mudofaa xarajati ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatining taxminan 1% ni saqlab kelgan. Yaponiya axborot organi NHK ning raisining natijasida ko'rsatishicha, Yaponiyaning yangi bosh vaziri Fumio Kishidani qo'llash nisbati 49% bo'lib, oldingi bosh vazirlarning vazifiga o'tirgandagi qo'llash nisbatidan tuvanroq ekan. 4 davlat Xitoyning kengaymachiligiga qarshi manevr boshlandi. Amerika, Yaponiya, Avstraliya va Hindiston 12 oktyabr Bengal qo'ltig'ida Xitoyning kengaymachiligiga qarshi turishni maqsad qilgan Malabar yillik harbiy manevrining 2-chi bosqichini boshladi. Amerika ovozining bu haqdagi xabarda bildirilishicha, Malabarda yilda bir o'tkazilgan harbiy manevr 4 tarafning bexatarlik kelishi mexanizmi bo'lgan Quadning birlashma harbiy manevri deb qaraldigan bo'lib, nishoni Xitoyning yomon g'arazli kengaymachiligiga qarshi turish ekan. 4 davlat dengiz armiyasi manevrining 1-chi bosqichini bu yil 8-chi ayda Amerikaning Guam oroliga yaqin joyda o'tkazgan. Hindiston dengiz armiyasining dushanbadagi bayonotida aytilishicha, Malabar birlashma harbiy manevrining 2-chi bosqichi 4 davlat dengiz armiyasining 1-chi bosqichlik hamkorlik iqtisodini tixmi yuqori ko'tarishni maqsad qilgan hamda ilg'ar paroxot va suv osti paroxotiga qarshi turishni asosiy mashq nuqtasi qilgan. Bildirilishicha, Amerika mazkur manevrga qatnashish uchun Karl Vinson nomli aviamatkisi va 2 qo'g'ilg'ichi paroxotdan tashkillangan kuchli qo'shinni avatgan. Bu Aviasiya Xan jamiyati dengiz armiyasining 2007 yildan buyon Malabar yillik harbiy manevrga 2-chi qitim qatnashishi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Malabar dengizi birlashma manevri aslida Hindiston bilan Amerika o'rtasidagi ikki taraflik manevr bo'lib, Yaponiya 2017 yili doimlik a'zo sifatida qatnashgan. Avstraliya 2007 yili Malabar manevrga qatnashgan. Ammo Xitoyning kuchli qarshiligiga uchrgandan keyin necha yildan beri manevrga qatnashmagan bo'lib, bultirdan tortib ondan harbiy manevrga qaytadan qo'shilgan. Xitoy taraf yaqinqi yillardan buyon Amerika, Yaponiya, Avstraliya va Hindistonning 4 taraflik bexatarlik hamkorlik mexanizmini asiga keltirish va kuchaytirishga diqqat qilayotganligini bildirgan. Hamda Amerikani 4 taraf mexanizmdan vosita qilib Xitoyni kontrol qilishga urindi deb ayiblagan. 4 davlat amaldori bo'lsa Xitoyning bu rayondagi harakatining kunsiri kuchayishi bilan 4 davlat birlashib o'zini va ittifoqdoshlarini Xitoyning buzg'unchiligi va tahdidlaridan qo'rqish zaruriyatining tug'ilganligini bildirishgan. G7 maslahatchilari islohot orqali Xitoyning xirisiga taqobil turish kerakligini ta'kidladi. 7 davlat guruhining maslahatchilari dunyo iqtisodini idora qilish uchun zo'r darajada islohot yurgizish orqali Xitoyning kuchayishi sababli kelib chiqqan xirislarga taqobil turish kerakligini ta'kidlagan. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, 7 davlat guruhi maslahatchilari chorshanba Londonda e'lon qilgan dokumentda ko'rsatilishicha, ta'minlash zanjiri, vaksinaning tarqatilishi, muhim mineral moddalarga erishish, to'r tahdidi, raqamlik boj, shifrlik mulk va kelimat o'zgarishi qatorliklarning hammasi dunyo iqtisodini idora qilish usulida zo'r islohot yurgizishni talab qiladi ekan. 7 davlat guruhi iqtisodni asliga keltirish maslahatchilar guruhining sobiq raisi Angliyaning davlat bexatarlik maslahatchisi Mark Sedwell 7 davlat guruhi texnomo unumlik hamkorlashib yangidan paydo bo'layotgan xatar va buzg'unchilikni bayqishi kerak degan. Maslahatchilar yana Xitoyning sun'iy idrok va biotexnika qatorliq sohadagi bozorda hukmronlik o'rnini qo'lga keltirishni niyat qilganligini, navbatda bo'lsa dunyoning yashilligi o'zgarishi uchun muhim bo'lgan mineral moddalarni ayirish va ishlab chiqarishda oldingi o'ringa o'tganligini ta'kidlagan. Maslahat guruhi yangi ul aslaha va tadqiqot sohasiga mablag' selish, savdo qoidasining klimat o'zgarishiga taqobil turishni qo'llashiga kafolatlik qilish hamda yashil o'tkinchi mazgildagi muhim qizilma boyliklar haqidagi fikrlarni o'rtoqlashish va o'lcham islohoti qatorliq jihatlarda va'da berish taklifini bergan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur dokument mushu oyining oxirida Rimda o'tkazilgan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'ini va noyabrda Glasgow'da o'tkazilgan COP26 klimat o'zgarishi yig'indagi muzokaralarning bir qismi bo'ladi ekan. Amerika Xitoyni Tayvanga besim qilmaslik haqida ogohlantirdi. Xitoy bilan Tayvanning vaziyati jiddiylashgan bir paytda Amerika harbiy amaldorlari Xitoyni ogohlantirib, Tayvanga rahimsizlarga besim tushirishning kutilmagan urush qo'zg'olish ehtimolligini oshirib etadiganligini ta'kidlagan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika davlat mudofaa ministrligining axborot kotibi Jon Kerbi 12 oktyabrdagi bayonotida Xitoy Tayvan Sharqi dengiz va Janubiy dengiz atrofidagi harbiy faoliyatlarini ko'paytirib, Tayvan va ittifoqdoshlarini qo'rqitish va besim qilishni kuchaytirdi.
Biz Xitoyning bu harakatini muqimlikni buzish deb qaraymiz. Bu holat faqat xato hukm chiqarish xavfini oshirvetdi degan. Kirby Amerikaning Tayvanga bergan va'dasining yanada mustahkam ekanligini ta'kidlab, Tayvan bo'g'izidagi tinchlik va muqimlik bizning uzoq muddatli manfaatimizga uyg'un keladi. Shuning biz Tayvanning yetarlik mudofaa iqtidorini saqlab qolishga davomli yordam qilamiz. Biz Xitoyning ikki qirg'oqdagi ixtilofni tinch hal qilish va'dasiga amal qilishini umid qilamiz degan. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen oldingi yakshanbadagi davlat bayramini tabriklash marosimida biz davlat mudofaasini davomli kuchaytiramiz. O'zimizni qo'g'dash irodamizni namoyon qilamiz. Hech kimning bizni Xitoy belgilagan yo'lda minishga zo'rlamasligiga kafolatlik qilamiz degan. Bildirilishicha Xitoy taratqullari Amerika alohida qismlari va dengiz armiyasining quruqda jang qiluvchi qismining Tayvanda Tayvan askarlarini mashq qildirayotganligini tanqid qilgan. Xitoy oldingi hafta Tayvanning havo mudofaa farqlandirish rayoniga ilgari keyin bo'lib 150 dan ortiq ayroplan avatgan bo'lib, Xitoyning Tayvanga qaratgan harbiy parokandachilik qilmishining kunsiri kuchayishi Amerikaning harbiy va istixborot xodimlarida andisha paydo qilgan. Amerikaning harbiy amaldorlari bu yil 6-oyda Xitoyning Tayvanni qurolli besib olish iqtidoriga ega ekanligiga gumon bilan qaragan bo'lib, Amerika shtab boshliqlari Birlashma kengashining raisi general Mark Milley ayni vaqtda agar Xitoy Tayvanga hujum qilmoqchi bo'lsa, amaliy iqtidorini taraqqiy qildirishi kerak degan edi. Shuningdek, Xitoyning hujum qo'zg'ash ehtimolligining nihoyatda tuvan ekanligini bildirib, meningcha Xitoyning bu jihatda harbiy harakat qo'zg'ash muddaosi ancha kuchli emas. Ammo Tayvanni qo'shib olish Xitoyning yadroliq manfaati degan edi. Xitoy Sharqi Turkistonda turli ko'z bo'yamchilik faoliyatlarini tashkillamoqda. Xitoy Sharqi Turkistondagi jinoyatlarni pardozlash maqsadida Beijing universitetida o'qiyotgan chet ellik o'quvchilarni Sharqi Turkistonni ziyorat qilishga tashkillagan. Tangritog' to'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy doiralari Beijing universitetida o'qiyotgan Kamerun, Bengal, Afg'oniston, Burundi, Uganda, Chad, Rossiya, Pokiston, Koreya, Mongoliya, Sri Lanka, Amerika, Angliya qatorliq 16 davlatdan kelgan 20 chet ellik o'quvchini 6 oktyabrdan boshlab 6 kunlik Sharqi Turkiston ziyoratiga tashkillagan. Ular Qashqar, Xotan, Shixanza, Urumchi, Divizya qatorliq viloyat shaharlarida oldin bekitilgan o'rinlarni ziyorat qilgan. Chet ellik o'quvchilar har qaysi joylarda turli muzeylarni ziyorat qilgandan sirt maxsus kevaz etizlarini ko'zdan kechirishga tashkillagan. Xitoy doiralari ularni mazkur oldin tayyorlangan etizlarga opirib, paxtalarning qo'l bilan emas, balki butunlay mashina orqali terildiganligidek soxta ko'rinishni ko'rsatgan. Xitoy doiralari oldingi kunimi butun Xitoy tavasida maxsus Sharqi Turkiston paxtasi haqida zo'r ko'lamlik soxta tashviqot faoliyati tashkillab, Sharqi Turkiston xalqini majburiy amgakka selishdan iborat jinoyatini yashirishga urinigan edi. Xitoy Sharqi Turkiston xalqining diniy e'tiqodi va barliq diniy faoliyatlarini cheklagan bir paytda chet ellik o'quvchilarni atalmish Shinjong Islom institutini ziyorat qildirgan. Ular ziyoratda atalmish diniy zotlar, diniy xodimlar bilan ko'rishib, Xitoyning diniy e'tiqod erkinligiga hurmat qilganligi, bu jihatda hech qanday cheklama yo'qligi, diniy ta'lim tarbiya sohasiga alohida ko'ngil bo'lganligi qatorliq saxta bayonlarni anglagan. Xabarda aytilishicha, mazkur chet ellik o'quvchilar Xitoyning Sharqi Turkistondagi siyosatini maqtagan va Sharqi Turkiston haqidagi ayiblashlarning butunlay so'zchuchak ekanligini, o'z davlatiga qaytganda bularni boshqalarga so'zlab beradiganligini bildirishgan. Kuzatuvchilar Xitoyning xalqaro jamiyatning Sharqi Turkistonni mustaqil tekshirishiga izchil to'sqinlik qilib kelganligini, bu vaqtdagi besim va ayiblashlarga taqobil turish uchun maxsus tanlangan chet ellik shaxslarni oldinola tayyorlangan maydonlarda ziyorat qildirganligini, keyingi saxta tashviqotlarda bu turdagi faoliyatlardan ko'zir sifatida alohida foydalanilganligini, shundaqdimi bu xil hilinayranglari orqali xalqaro jamiyatni Sharqi Turkistonni mustaqil tekshirish talabidan voz kechtirolmaydiganligini bildirishmoqda. Amerika kishilik huquq kengashiga qayta a'zo bo'ldi. Amerika sobiq prezident Donald Trump hukumatining Isroilga qarshi ishkanligini ilgari surib chekingan BDT kishilik huquq kengashiga qayta a'zo bo'ldi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha BDT organi bo'lgan 47 a'zosi bor kishilik huquq kengashining 18 a'zosi yangilandi. Amerika BDT umumiy kengashida o'tkazilgan ovoz tashlashda kishilik huquq kengashiga a'zolikka qayta saylandi. Sobiq prezident Donald Trump hukumatı 2018 yılı bir taraflama halda İsrail'e karşı işkenlikini sebep görüstüp, kişilik hukuk kengashidan çekingan idi.
Biden hükümeti bolsa hakimiyet beşiği kiler kelmeyle kişilik hukuk kengashiga qaytib kelgan idi. Amerikanın BDT'de turuşluk daimi vekili Linda Thomas Greenfield saylamdan keyin e'lon qilgan yazım bayonotida kişilik hukuk kengashiga qaytidan a'zo bo'lishi Biden hükümetinin bergan va'dalarida turganligini ko'rsatib berdi. Biz kengashinin prinsiplariga uyg'un shaklda davom qilishi uchun tirishchanlik ko'rsatamiz dedi. O xizmatlarda Afganistan, Burma, Xitoy, Efiopiya, Suriya va Yaman qatorliq davlatlarni asosiy o'ringa qo'yadiganliklarini bildirib, maqsadimiz nihoyatda aniq. Kişilik hukuk qo'rg'uvchilarini qo'llash va kişilik hukuk dafsandichiliklarga va suiiste'mollarga qarshi ovozni yuqori ko'tarish dedi. U yana kişilik hukukda salbiy obrazga ega davlatlarning kengashga a'zo bo'lishiga qarshi besim qildiganliklarini va kengashning Isroiliyani muvozinatsiz nishonga elishiga mo qat'iy qarshi turganligini ta'kidladi. Kişilik hukuk masalasida ojiz deb tanqid qilinayotgan Eritreya, Kamerun, Arab Birlashma Xalifaligi qatorliq davlatlarning kengashga a'zo bo'lishi kişilik hukuk tashkilotlarining noroziligiga sabab bo'ldi. Somali, Benin, Gambiya, Hindiston, Qozog'iston, Malayziya, Qatar, Litvaniya, Argentina, Qaratog, Honduras, Paragvay, Finlandiya va Luksemburg qatorliq davlatlar kengashga a'zo bo'ldi. Bu davlatlar 2022-yil 1-yanvardan boshlab kengashda 3 yil vazifa o'taydi. Kengashdagi bo'shalgan 18 o'ringa 18 davlat nomzod bo'lganligi uchun bu davlatlar kishilik huquq kengashiga raqibsiz a'zo bo'ldi. Amerika Kengash Palatasi a'zolari yana bir Xitoy yanfunini cheklashni talab qildi. Amerikaning 3 Kengash Palata a'zosi Huawei shirkatidan ayrilib chiqqan Rongyao yanfun ishlab chiqarish shirkatini Saudiya ministerligining qari tizimligiga kirgizishni talab qildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha Jumhuriyatlar partiyasining Kengash Palata a'zolaridan Marco Rubio, Rick Scott va John Cornyn payshanba Amerika Saudiya ministri Gina Raimondoga maktub avatgan. Maktubda Xitoy shirkati Huawei'dan ayrilib chiqqan Rongyao yanfun ishlab chiqarish shirkatining mohiyati Xitoy kommunist rejimining qo'li ekanligi, bu shirkatning navbatda Huawei erishalmaydigan Amerika texnikasiga cheklamasiz ega bo'layotganligi, Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid elib kelganligi o'tirg'i qo'yilgan va Saudiya ministerligidan mazkur shirkatni eksport kontrol qilinadigan o'rinlar tizimligiga kirgizish talab qilingan. Kengash palata a'zolari maktubida yana Huawei'ning o'z mulkini Shenzhen shaharlik hukumatining iqtidorchiligidagi shirkatga o'tinib berish orqali Amerikaning eksport kontrolligidan ustunlik bilan qutulganligini, Saudiya ministerligi buningga javob qaytarmasa yangi bir xatarga yo'l ochiladiganligini, shundaqla Amerikaning mustabid hokimiyatni jazolaydigan iqtidori va irodasining yo'q ekanligidek uchurni beradiganligini bildirgan. Bildirilishicha Rongyao markasi bo'lsa, Huawei shirkati 2011-yil 9-oyda bozorga solgan tarmoq marka bo'lib, 2013-yil 12-oyda mustaqil tijorat boshlagan. 2020-yil 11-oyda Rongyao Huawei'dan ayrilib chiqarilib, Shenzhen Jishin yangi uchur texnik chaklik shirkatiga sotilgan. 2019-yil Tramp hukumati Huawei shirkatini davlat bexatarligiga xavf yetkazdi deb qarab, Saudiya ministerligining qora tizimligiga kirgizgan edi. Bu qaror Huawei'ning yerim o'tkazgich qatorliq Amerikaning mushim qattiq detallari va yumshoq detallariga erishishini unumlik to'sqan edi. Ammo Huawei'dan ayrilib chiqqan Rongyao bu yil 1-oyda Intel qatorliq o'zak ishlab chiqaruvchi shirkatlar bilan hamkorlik o'rnatib, yangi yanfun ishlab chiqargan. Bu yil 8-oyda Amerika Avom palatasining bir qism a'zolari mo Rongyao shirkatini cheklash haqida taklif loyihasi sunilgan edi. Alma shirkati Xitoyning talabi bo'yicha Qur'on app detalini o'chiribdi. Alma shirkati Xitoy rejimining talabi bo'yicha Xitoydagi app bozoridan Qur'oni Karim app detalini o'chiribotgan bo'lib, Xitoy da'vo qilib kelayotgan atalmish diniy erkinlik siyosatining apti bashirasi yana bir qatim xalqaro jamiyatga oshkorlandi. BBC'nin bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Alma shirkatining Xitoy rejimining talabiga asosan Xitoydagi Alma app bozoridan Qur'on Majid nomli app detalini o'chiribotganligi oshkorlangan bo'lib, Alma shirkati bu masalaga aloqador hech qanday bayonot e'lon qilmagan. Xitoy doirlarimi bu vaqtda texi ifoda bildirmagan. BBC'nin egilishicha mazkur appning o'chirilish sababi ichida atalmish qonunsiz diniy mazmun bo'lganligi uchun ekan. Bulardan sirt yana bir Injil app detali yasoguchi shirkat mo Xitoyning aloqador ruxsatlar to'liq emas degan bahonasi bilan o'zlarining app detalini o'chirishga majbur bo'lgan. Qur'on Majid app detalini yasagan Pokiston Salliq ma'lumot boshqarish mulozimati shirkati tomonidan e'lon qilingan bayonotda ularning Xitoy doiralaridan bu to'g'riliq texnik ma'lumot saqlayotganligi bayon qilingan.
Karachi'ga joylashgan bu şirketning aptitalining Xitoyda 1 million atrofida, dunyo miqyosida 40 million atrofida abunti bor ekan. Amerika İslam munosabati kengashi olma şirketini Xitoyning musulmonlar va boshqa din e'tiqodchilariga ziyonkashlik qilishiga yordam qildi deb ayiblagan. Amerika İslam munosabatlari kengashining milliy ishlariga mas'ul muavin raisi Edward Ahmed Mitchell bu vaqtdagi bayonotida bu qaror chuqur bekor qilinishi kerak. Agar Amerika şirketleri nöbeti Xitoyga qarshi tik turolmasa, ular keyingi asrda darajadan tashqari fashist davlatga tayinish xavfiga duch keladi degan. Bunundan sirt Amazonning ovozliq kitob mulozimati bo'lgan Audible Unsin mulozimati mo Islom va Xristian dinining muqaddas kitoblarini o'qish uchun ishlatiladigan bir qism telefon applarini Xitoy cho'ng quruqligidagi olma app bozoridan chiqarib o'tgan. Audible bu app detalining mo ijozat talabi sababidan oldingi oyda Xitoy cho'ng quruqligidagi olma do'kondan chiqarib o'tilganligini bildirgan. Gerçi Xitoy rejimi boshdan oxir o'zlarining dini erkinlikni to'liq kafolatga ega qilganligini jar solib kelyotgan bo'lsa-mu, ammo bu xil voqealarning o'tirg'i chiqishi Xitoyning haqiqiy yuzini xalqaro jamiyatga oshkorlab bermoqda. Shuningdek, Xitoyning xalqaro texnika shirkatlariga bo'lgan kontrolligi va ta'sirining borgan sari kuchayotganligini ko'rsatmoqda. Qadrli ko'rganlarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programmamiz bu yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi damelishonlarning xayrli o'tishiga tilak tashlab bildirish bilan ertaga kunlik xabarlarimizni ko'rishguncha ammo bulg'aysizlar. Shunaqa ekran orqasidagi barlik xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.